söylediği gibi sevmek çok güzel. Sabah yaptığım bir, okuduğum bir araştırmada artık şu an, şu dönemde insanların tek bireyselleşmesi ve yalnızlaşması çoğalmış. Bunu duyunca, burası da bir evlilik programı olduğuna göre şöyle düşündüm, ne kadar aslında bakarsak kötü bir durum değil mi? Hayat gerçekten yalnızlığa doğru gidiyorsa eğer, biz burada evlilik üzerine doğru bir şeyler yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Şöyle de düşündüm ben kendi kendime, zeytin ekmek yiyoruz, karnımız doyuyor. O zeytinin soframıza geldiğinde tekrar zeytini ezip yağını çıkartıp üstüne döküyoruz ki tadı olsun ve korunsun diye. Yani insanın da sadece insandan hayrı var. O yüzden birlik içinde olmak önemli diyorum. Bugün gazetelerde enteresan bir boşanma ve aynı zamanda ikinci kez evlilik haberi vardı. Bursa'da oturan Vahdet Altun ve Bihter Cihay her ikisi 32 ve 33 yaşlarındalar. Evleniyorlar. Evlendiklerinde çok kilolular, çok şişmanlar. Ve bir gün son kalan bir dilim pizza için kavga ediyorlar. Ayrılıyorlar. Samimi. Vahdet Bey, yani o pizza için kavga ettikleri zamanda Vahdet Bey 168 kilo, Bihter de 115 kilo. Son dilim pizza için kavga ediyorlar, boşanıyorlar. Sonra her ikisi de birbirinden habersiz. 10 ayda mide küçültme ameliyatı yaptırmışlar. İkisi de kilo vermişler ve tekrar dün evlenmişler. Aslında o kavganın onların hayatındaki çok önemli bir yeri var. Yani o gün, o dakika ne kadar bencil olduklarının farkında değillerdi. Bir pizza için kavga ettiklerinde ömürlerinde birbiri olmadan yaşayamayacaklarını da belki anladılar. Ama güzel de bir vesilesi var. Bugün kilo vermiş olarak sağlıklarına kavuşmuş şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Mahmut'un dün biliyorsunuz ki Hilal'le ilgili burada iddiaları, sözleri vardı. Hilal'in sürekli ona her türlü iletişim yolundan mesaj attığını, sosyal medyayı kullandığını, özel mesaj sistemlerini kullandığını ve cep telefonuna sürekli mesaj gönderdiğini ben de burada gördüm. Sürekli okuttum de zaten sana. Yani sürekli aynı mesajları. Hilal Mahmut'a ulaşmak istiyor. Mahmut hiçbir cevap vermiyor. Evet. Ama 6 gündür süren bu olayın bitmesi için dedik ki lütfen Hilal beni artık arama. Biz Hilal'e dün ekip arkadaşlarımız canlı yayında ve canlı yayın dışında da ulaşmaya çalıştılar. Canlı yayın haricinde görüşebiliyorduk. Canlı yayında maalesef görüşemiyorduk. Bugün Hilal canlı yayına katılacak ve bu açıklamalara cevap verecek. Önce dünkü iddiaları ve Mahmut'un açıklamalarını bir hatırlayalım. Sonrasında da Hilal bu aramaları niçin yaptığını ve neden yaptığını herhalde açıklayacaktır bize. Beni daha önceki taleplerinden Hilal devamlı bana telefon açıyor ve mesaj yolluyor. Belki de şu anda telefon açıyor kendisi, bakın. Evet, o hala o. Şu an meşgule almadan sessiz alıp koyuyorum köşeye. Hep aynı şey yapıyorum. Ardından çarşamba günü bir mesaj atmış nasılsın diye. Sonra bir saat sonra tekrar demiş müsait olduğunda görüşmemiz lazım lütfen demiş. Perşembe günü hep aynı saatlerde atıyor mesajı. Bugün yayından sonra konuşmamız lazım. Perşembe akşamı yine 2 saat sonra tekrar mesaj atıyor. Lütfen bana döner misin diye. Döndün mü o perşembe? Yok, dönmedim kesinlikle. Dönmedi. Lafı ağzına tıkarım. Kesinlikle bu konu hakkında ben konuşmam kimseyle. Benim için bitti ve telefonu kapattım. Ya, zaten yani sürekli böyle mesajlar var cep telefonunda. Yani sürekli sürekli konuşmanız lazım. Ne olur görüşelim. Bana fırsat ver. Seninle konuşmak istiyorum. Ben seni severek geldim. Seni beğenerek geldim. Niye inat ediyorsun bilmiyorum demiş. Peki seni burada rahatsız eden seni sürekli araması evet, mı? Evet ve gece telefonum çalıyor. Uykudayım, telefonum çalıyor. Hiç hoş bir şey değil. Hani bir kızın böyle yapmaması lazım. Hani ve gizli telefondan da telefon açıyor. Ben gizli telefonumu kapattım ama onunki eski bir hatı olduğu için gizliden de bana telefon açabiliyormuş. Telefon açma. Ben ya gecenin ikisinde yatağımda mışıl mışıl uyuyor vaziyetteyim. Ve hayatta sevmem hani uykumun bölünmesini. Hilal inşallah bu saatten sonra aramazsın. Kalbine de taş basarsın. Sana gelen görücüleri görür, güzel bir hayat kurarsın. Öyle temenni ediyorum. Ekrana Mahmut'un açıklamalarını getirdik. Hilal şu anda telefon hattında. Hilal'cim merhaba. Merhaba Esra Hanım. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, dün canlı yayında Mahmut'u izledin değil mi?
Ben dün izleyemedim çünkü ben dün rahatsızdım. Geçmiş olsun. Hastanedeydim, ekip arkadaşlarınıza da söyledim. Görüşmem kesinlikle, dün doktorum onay vermedi. Telefonda görüşmene mi doktor onay vermedi? Evet, çünkü nefes darlığından gittim ben hastaneye. Ve bugün biraz daha iyiyim, şu anda evimdeyim. Geçmiş olsun. Ve ben dün izledim, internet üzerinden izledim. Evet. Mahmut kesinlikle iftira atıyor. Ben kesinlikle onu gizliden aramadım. Bu bir. Bir saniye. Mahmut sana iftira atıyor. Ben onu gizliden aramadım Esra Hanım. Peki diğer aramaları yaptın mı? Diğer aramaları yaptım, evet yaptım. Yapmadım demiyorum. Mesajı atan sensin. Evet. Sürekli mesaj attın. Sürekli kendi cep telefonundan aradın. Değil mi? Bunu kabul ediyorsun. Evet, ama evet, onları kabul ediyorum. Bana ama gizliden, gizliden kesinlikle ben onu aramadım Esra abla. Ya şöyle söyleyeceğim. Hilal'den önce bana kimse gizliden... Esra Hanım, Mahmut'la ben görüşmek istemiyorum lütfen. Ben açıklama mı yapayım o zaman müsaadenle? Tamam, ben hakem olayım. Hilal'den önce bana kimse telefon açmıyordu gizliden. Ne hikmetse o kendi ispatlama gününden... Günün akşamında. Ama çok tatlı ya. Diyor ki bak ben bütün aramaları yaptım. Kabul ediyorum. Ama bana iftira atıyor. Ben asla gizliden aramadım. Kardeşim ben arıyorsam, taciz ediyorsam arka arkaya kendi cebimden arıyorum. Bu kadar da açık yürekli. Gizliden bana telefon gelmiyordu abla. Yani Hilal olayı oldu. Gizliden bana telefon gelmeye başladı. Ne hikmetse Hilal'in telefonu kapanıyordu, susuyordu. 10 dakika geçiyordu, gizliden telefon gelmeye başlıyordu. Ve ne hikmetse gecenin 1.30'unda Hilal'den telefon geliyordu bana ve 10 dakika bitince de gizliden telefon geliyordu. Ne hikmetse. Ben, tamam gizli o değil, ispatlayamam ama peki gecenin 1.30'unda Hilal sen bana niye telefon açıyorsun, niye mesaj yolluyorsun? Ya da niye bu kadar arka arkaya mesajlar, yani arıyorsun, soruyorsun Hilal. Bu açıklamayı yapsana Mahmut'a. Evet. Şimdi benim ikinci söylemem gereken bir şey var Esra ablacığım. O gün diyor ki gözlerimin içine bakarak inat için bana görücü geliyor dedi. Ben orada şey siz söyleyene kadar görücü geliyor kelimesini kesinlikle söylemedim. Başka? Ve ayrıyeten görücü gelme bahanesi falan yaptı orada Mahmut. Evet görücüm geldi, evet kabul ettim ve dün değil evvelsi gün söz yüzüğünü taktım. Hilal, yani net bir cevap söyle lütfen. Gecenin 1.30'unda neden telefon açıyorsun? Net bir cevap. Mümkünse. Gizliden ben seni aramadım. Tamam mı? Anlatamadım galiba. Ben seni gizliden aramadım. Kendin telefonla neden telefon açıyorsun gecenin 1.30'unda? Tamam. Gayet net değil mi? Bırak, yani gizliden arama. Tamam, gizliden aramadım. Tamam, tamam. O değil. Tamam. İftiranı geri al. Tamam, aldım. Gizliden aldım, telefon gitti. Açmadım. Şimdi, Hilal'cim. Peki benim telefonum neden gizliden aranıyor Esra abla? Ben bunu... Bu Allah hattı Allah. Bugün tam bir hafta oldu ben bu hattı alalı ve Mahmut'tan başka kimse bilmiyor. Telefonum önünüzde, bir bakın istiyorsanız telefon açmış mıyım yani hiç. Benim hiçbir şeyden diyorsun şeyim ki yok. Benim de gizli aramalarım var. Ne evet tesadüf. Ve ben oraya gelmeden önce aldım hattımı. Hat değiştirdin. Evet değiştirdim ben hattımı. Tamam Hilal şimdi konuyu değiştirme. Diyordun aynen ki Mahmut'a seninle 2 dakika konuşmam lazım. Seninle konuşmayı çok istiyorum. Şimdi 2 dakika değil 5 dakika veriyorum. Ne söylemek istiyorsan söyle. Evet. Hilal. Esra abla sesin gidiyor. Ya sen... Hilal'cim. Diyordun ki Mahmut'a. Esra abla. Bak seninle 2 dakika konuşmam lazım. Lütfen evet bana bu fırsatı ver. Ben evet şu anda 5 dakika fırsat veriyorum size. Ne söylemek istiyorsan söyle Mahmut'a. Onun kararı zaten olumsuzmuş da, sözde olumsuzmuş. Benim kararım zaten olumsuzdu. Çünkü neden olumsuzdu? Kendisi orada İstanbulluyum diye oturuyor. Ve 9 kardeşiz. Ben bunları çayda öğrendim. Daha sonra biz villaya gittiğimizde anneme zaten benim kararım olumsuz dedim. Ve şunu söyleyeceğim. Ben ya gün... Hilal. Benim ya sana sorduğum bu değil. Bak sen olayı başka bir yere getiriyorsun. Ben bunları konuşmak için abla. Hayır, başka mesajında, ben... mesajında demişsin ki ya beni yanlış anlamanı, beni yanlış tanımanı istemiyorum.
ne olur tekrar görüşmek için bir fırsat ver demişsin. Şu anda o fırsatı da kullanmıyorsun. Kullanacak bir fırsat yok çünkü Esra abla. Peki o zaman şu dakikadan itibaren Mahmut'u hiç aramıyorsun, tamam mı? Bir şey söyleyebilirim. Aramam zaten çünkü orada iddia ettiğine göre yok efendim benim numaram çok eskiymiş de kendisi gizli hattı kapatamıyormuş. Neden kapatamıyor? Ya olaya sapmadı, ben sana şunu söyleyeyim, bir saniye. Eski hat olduğu için kapanmıyor. Eski hat değil, benim bu hatım daha bir haftalık hat. Hilal'cim sen Mahmut'a karşı bir şeyler hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum Esra abla. Okey. Şu dakikadan itibaren ne olur 2 dakika konuşalım, ne olur görüşelim. Bir fırsat belgi mesajlar atacak mısın? Ve hayır dün... atmayacağım. Söz mü? Eski talibine devam etsin. Dilara'yla beraber. Çünkü ben bunu anlamadım. Da kanıtlayabilirim. Kimle beraber? Hala Dilara'yla görüşüyor. Dilara'yla görüşüyor. Yok, görüşmüyor. Dilara kimdi ya? Evet. İkinci talibim. Hani ayılıp bayılan. Görüşüyor musunuz yok, hala? Yok, görüşmüyoruz. Kesinlikle. Görüşüyor Esra abla. Hatta FaceTime bile konuşmaları var. Allah Allah, ben neden bilmiyorum. Açıp bakalım. Sen nereden biliyorsun bunu? Yani sen nasıl biliyorsun? Esra bunu? Abla bir sürü o onun fotoğrafını beğeniyor, öbürü onun fotoğrafını beğeniyor. Bunda bilinmeyecek bir şey yok. Peki, başka bir şey çok soracağım. Çocukça. Sen düzenli olarak internete girip, işte Facebook'a girip, Mahmut kimi beğendi, kime yorum yaptı takip ediyor musun? Hayır, öneriler de geldi. Orada ben de locada oturan arkadaşlarım ekli. Ve neden beni devamlı ekliyorsun? Ben iptal ettiğim halde neden beni hala ekliyorsun?